Ya Hak, ya Hızır, ya Şah-ı Merdan, ya Düzgün Baba, ya Dersim'in evliyaları, ya Cari Diyarlar. Çerağımız uyansın, kadimden bugüne kadar hak, hukuk, adalet, sevgi, barış için serini verenler cümle canlar aşkına. Çerağımız uyansın, 1938'de kefensiz olarak yakılan, katledilen, sürgün edilen cümle canlarımızın ruhları için. Çerağımız uyansın, bütün mazlumların zalime karşı direnişi için. Çerağımız uyansın, geleceğimizin aydınlığı için. Çerağımız uyansın, gençlerimizin geleceğinin aydınlığı için. Siyasal iktidarlar Alevi toplumunu inançsal soykırımdan geçirmek ve Emevi İslam çizgisine çekmek için her türlü çabayı göstermektedir. Ve hukuksuz bir biçimde yargılandığı ve toplamda 7,5 yıl ceza verilen dosyası Yargıtay 3. Dairesi tarafından onanarak kesin hükme bağlanmıştır. Sinan Kırmızıçek şahsında Alevi örgütlülüğü, Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesi cezalandırılmak istenmektedir. Devletin Alevisi olmayı reddeden, asimilasyon ve baskılara karşı direnen yöneticilerimizi ise cezalandırarak temsil ettiği kurumları ele geçirmeye hedeflemektedirler. Bu cezayla Alevi toplumu ve kurumlarına gözdağı verilmek istenmektedir. Haksız ve hukuksuz bir şekilde verilen bu cezayı kabul etmiyoruz. Bizim açımızdan bu ceza yok hükmündedir. Alevi kurumları olarak Düzgün Baba Cemevi Yönetim Kurulu Başkanımız Sinan Kırmızıçek'in yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Sinan Kırmızıçek yalnız değildir. Sinan Kırmızıçek canımız bu mekanda, bu dergahta hak yol hizmeti veriyordu. Birliğimizin, dirliğimizin elzem olduğu bir dönemi yaşamaktayız. Bugünlerde zindanlar sadece bize değil, sadece Alevilere değil, özgürlük arayışında olanlara, ana dil mücadelesi verenler, kadınlar, emekçiler, hak mücadelesi veren herkes zindanla korkutuluyor, hukuk sopasıyla tehdit ediliyor. Bugün yaşadığımız gibi. Ceberrut AKP-MHP iktidarı bu yolu öyle hızlandırdı, öyle güçlü bir şekilde üzerimize geliyor ki son zamanlarda ÇEDES projeleriyle, Alevi Bektaşi Cemevleri projeleriyle bu inancı kadimden günümüze gelmiş niteliğini, özünü kendinden uzaklaştırıp kendi çerçevesini devlet tarafından çizip kendi kontrolünü almak için son gücüyle çalışmaktadır. Bize düşen de buna karşı direnç oluşturmaktır. Değerli canlar, Dersim coğrafyasında hak yol için mücadele eden, dergahına sahip çıkan, Cari Ziyarına sahip çıkanlar bizim için değerlidir. Onların yeri zindan değil, dergahlarının başıdır. Kabul etmiyoruz bunu. Buna isyanımız var. Rahat bırakın artık Dersim'i. Rahat bırakın artık Alevi inancını. Verilen bu cezayı reddediyoruz. Bize yapılan zulmü reddediyoruz. Bundan sonra özgür ve eşit bir olarak bu topraklarda geleceği inşa etmek istiyoruz. Yargı hükümette çalışıyor. Hepsi şudur. Düşünce ifade özgürlüğüdür. Arkadaşımız bu inancın kökleşmesi ve bu inancın yalan halde sade olarak bu topraklarda sürmesi için çalışan bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla bir an önce cezanın geri çekilip arkadaşımızın kendi mekanına, topraklarına, ziyaretgahına geri dönmesi için hepimiz bundan sonraki zamanlarda da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kararı kabul etmediğimizi ve bunun doğru olmadığını, hükümetin bu politikalarla sonuç almayacağını, alamayacağını söylemek istiyoruz. Çünkü Alevi toplumu direnişçi bir toplumdur. Alevi toplumu bugüne kadar Osmanlı'dan bu yana direnerek, mücadele ederek bugünlere kadar geldi. Şimdi bu mücadele
yine devam edecektir. 8 yıllık bir dava süreci oldu. 2016 yılından başlayıp bugüne kadar devam eden bir yargılama dosyası. O yargılama dosyasında cezalandırmaya gerekçe gösterilen eylemlere baktığımız zaman aslında tüm eylemlerin anayasada ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan ve temel hakların kullanımına ilişkin eylemselliklerdi. Bu eylemselliklerin kesinlikle yasa dışı veya herhangi bir başka bir olguyla ilişkilendirilecek bir tarafı kesinlikle bulunmamaktadır. Biz yargılama sürecinde en başından en sonuna kadar, yargı aşamasına kadar tüm bu itirazlarımızı, tüm bu gerekçelerimizi ayrıntılı ve açıkça dile getirdik. Ancak tüm bu itirazlarımıza rağmen hem yerel mahkeme ayağında hem istinaf ve yargıtay aşamasında maalesef istediğimiz neticeyi alamadık ve Sinan Kırmızı Çiçek de dahil olmak üzere dosya kapsamında yargılanan kişilerin mahkumiyetlerine karar verildi ve son olarak yakın bir tarihte de Yargıtay 3. Ceza Dairesi verilen ceza mahkumiyet kararlarını onadı. Bir kişiyle ilgili verilen mahkumiyet hükmünü bozmuştu. Yine o da eski BDP İl Başkanı ve aynı zamanda müvekkilimiz olan Ergin Doğru'ydu. Ona ilişkin hüküm bozuldu ama onun dışındaki diğer mahkumiyet hükümleri onandı. Bu onama kararından sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada yargılanan kişiler aleyhine Yargıtay onama ilanına karşı itirazda bulundu. Yani dosyanın tekrar daha fazla cezalandırılması için verilen ceza miktarlarının yeterli olmadığı, kendi başsavcılıklarınca ileri sürülen temiz gerekçelerinin incelenmediği gerekçesiyle dosyanın tekrar incelenmek üzere Yargıtay'a gönderilmesini ve itirazlar yerini görmediği takdirde Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bir kararın verilmesini talep ettiler. Hakikaten bu aslında en temelinde haksız ve hukuka aykırı olan bir kararın daha da derinleştirilerek daha da hakikaten hak ve özgürlükleri ciddi anlamda ihlaline neden olacak bir adıma imza attılar. Biz bu aşamada dediğimiz gibi dosya şimdi tekrar Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gidecek. Biz bu aşamada buradan hem Yargıtay'ın ilgili birimlerine ve başsavcılıklara buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Verilen bu kararın, haksız ve hukuka aykırı olan bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve uluslararası sözleşmeler ve anayasayla güvence altına alınan temel hakların korunması anlamında bir karar, bir hüküm verilmesini ve dosya kapsamında yargılanan kişilerin özgürlüklerin iade edilmesi ve bu kararın kaldırılmasını açıkça biz talep ediyoruz. Bu sadece Sinan'ın olayı değildir. Eğer bu kültürün devamı için burada bir mekan olmuş, bu mekana hizmet edilmiş bir insana böyle bir saldırı varsa, bu önce Sinan'dan önce bu inanca, bu itikata, bu kültüre gerçekte de teveriyin, yani anlatmakla bitiremediğimiz bu kadar değerimize yapılan bir saldırıdır. Yani bunu herkes düşünmelidir. İnsanım diyen herkes düşünmelidir. Edu cedumuz ilgilenmiştir. Bir gelenek olarak bizim kapımıza gelmiştir. Bu geleneği ortada kaldırmak bir insanlık suçudur. Bir kültür katliamıdır. Sinan'a da yapılan, bunlara yapılan saldırının bir parçasıdır. Gerçekte de bu kararı veren mahkemelere de çağrımızdır. Yani eğer demokratikleşmek isteniyorsa, eğer ortaklaşmak isteniyorsa, eğer insan haklarında bahsediliyorsa önce bununla yüzleştirerek yapılmalıdır. Öyle sırada bir olay değildir. (Gülüyor)